Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir sirke tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Japon elmasından sirke yapımı. Evet, yanlış duymadınız. Ben bunları toplarken arkadaşlar bilmeziye alıç olarak topladım. Ama Instagram hesabımda paylaştığımda sizlerden gelen yorumlarda bunun Japon elması olduğunu öğrendim. Ve yedikten sonra da tadını çok beğendim. Gerçekten aynı elma tadı gibiydi. Kesinlikle kekremsi bir tadı yoktu. Çok güzel bir tadı vardı. Ben de bunları değerlendirmek istedim. Bir miktarını sirke yapımında, bir miktarını turşu yapımında ve reçel yapımında kullandım. Bütün tariflerimi sizlere diğer videolarımda paylaşacağım. Bugün sizlere sirkeyi nasıl kuracağım, sirkeyi nasıl kurdum onu anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi içi bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Japon elması. Küçük bir süs elması yani. Gerçekten çok tatlılar. Evet. Öncelikle yıkadım güzelce. Daha sonrasında sapları ile birlikte ortasından keserek kavanozun yarısı dolana kadar doldurdum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Çekirdeklerini de çıkartmıyoruz. Saplarını da tamamıyla bırakıyoruz. Sadece ortadan kesmemiz yeterli. Bu işlemi kavanozum dolana kadar uyguluyorum. Evet, hatırlarsanız YouTube kanalımda sirke tariflerini paylaşmıştım. Elma sirkesi nasıl kurulur? Üzüm sirkesi nasıl kurulur? Sirke anası nasıl oluşur? Bütün aşamalarını sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hatta sirke anasını elde ettikten sonra sirke anası ile sirke tekrardan nasıl kurarız onu da anlatmıştım. Sirke anasını nasıl saklarız? Bütün detaylı tariflerimi arkadaşlar anlatmıştım. Şimdi aynı sirke tarifimde ben Japon elması sirkesini kuracağım. Kavanozum yarısına kadar elmalarla doldurduktan sonra 1 yemek kaşığı organik bal ekliyorum. Bunu eklememin nedeni de sirke oluşumunda probiyotik bakteriler vardır sirkemizin içerisinde. Bunlar sirke anasını oluşturacaktır arkadaşlar. Bal da onların yetişmesi için, onların beslenmesi için bir takviye, daha çabuk sirke anası elde etmek için ekliyoruz. Evet, ben daha önce de elma sirkemi kurarken bu şekilde sirke anasını saklamıştım. Sirke anasını içerisine ekledim. Yaklaşık bir çay bardakta kendi yapmış olduğum elma sirkemden içerisine ekledim. Ve hazır içme suyu dolana kadar ekliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, elma sirkesini de ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra temiz bir bez ile üzerini kapatıyorum. Sirke oluşumunda asla kapağını kapatmıyoruz. Ta ki ne zaman kapatacağız? Süzdükten sonra, sirkemizi elde ettikten sonra kapağını kapatacağız. Bu şekilde birkaç ay bekleyecek arkadaşlar ve kontrol edeceğiz. Sirke anasıyla kurduğumuz için de ben bu sirkemi karıştırmayacağım. Arada bir kontrol edeceğim. Eğer sizlerin sirke anası yoksa her gün bir karıştırmanız lazım. İçindeki asidi, havayı çıkartmanız lazım arkadaşlar. O şekilde bir 8 hafta geçtikten sonra yavaş yavaş üzerinde şeffaf bir tabaka oluşacaktır. Daha sonrasında sirke anası üzerinde oluşacaktır. O zaman karıştırma işlemini komple bırakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar elde etmiş olduğum, kendi yaptığım elma sirkem durdukça rengi de çok güzel berraklaştı. Evet, ben bu yaptığım elma sirkesini, Japon elma sirkesinin sonunu sizlerle daha sonraki videolarımda paylaşacağım inşallah. Evet, turşu tarifini, Japon turşusu tarifimi ve Japon elması reçelini diğer videolarımda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.